Türkiye Fotoğraf Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu 2018-2020 yılları arasında 2 yıl süren Memleketimden Görsel Hikayeler projesinde derneğimiz 5 projeyle katıldı. Nazilli ile amatör fotoğrafçılar ses getiren fotoğraf etkinliklerinde bu kez coğrafi işaretli karelibasına hayat verenleri kadraja aldı. Aydın'ın ünlü Madran Dağı'nda belgesel tadında çekilen ve karcılığa hayat veren bir ailenin öyküsünü anlatan fotoğraflar büyük ilgi gördü. 5 Ekim 2006 yılında iki ayrı grubun dernekleşmeye çalışırken birbirlerinden tesadüfen haberdar olması ve birleşme kararı alarak 15 kurucu üyenin bir araya gelmesiyle kurulan ve 50'den fazla amatör fotoğrafçıya ev sahipliği yapan Türkiye Fotoğraf Sanatları Federasyonu üyesi, Nazilli Fotoğraf ve Plastik Sanatlar Amatörleri Derneği ses getirecek bir etkinliğe daha imza attı. Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Kültür Merkezi içerisinde bulunan dernek hizmet binasında her hafta farklı projelerle sanata katkı sunan dernek üyeleri, bu kez 4 kuşaktır karcılıkla geçimlerini sağlayan Aktaş ailesini kadraja aldı. Madran Dağı'nın zirvesinde zorlu koşullarda kuyularda bekletilmesinin ardından yaz aylarında çıkarılarak serinlik kaynağı olan coğrafi işaretli kar helvasına dönüşen Bozdağ Madran Karı ile hayatlarını kazanan aile ile geçen 2 yılda çekilen fotoğraf kareleri soluksuz şekilde izlendi. NAFOT Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Ege Sanat Birliği Başkanı Nurettin Ataman, Başkan Yardımcısı Gül Soyalar ve NAFOT üyesi amatör fotoğrafçılar katıldı. Nazilli Fotoğraf ve Plastik Sanatlar Amatörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Refik Karacaoğlu, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada dernek olarak üyesi oldukları Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ile birlikte ortaklaşa düzenledikleri Memleketimden Görsel Hikayeler projelerinden birisi olan Koca Bıyık Orhan konulu fotoğraf çalışmasını dernek üyeleri Emrah Uysal, Mesut Erkoyun ve Dilek Arslan'ın yaptığını ifade etti. Başkan Karacaoğlu, Türkiye Fotoğraf Federasyonu'nun Türkiye çapında yapmış olduğu Memleketimden Görsel Hikayeler projesi kapsamında Nazilli Fotoğraf Derneği olarak, NAFOT olarak 5 projeyle katıldık. Bunlardan Sümer Bank'ın Çığlığı, Koca Bıyık Orhan, Bakırı Aydınlığı Kavuşturan Adam, Deve Giydiren ve Erkek Pazarı. Bugün ise bunlardan Koca Bıyık Orhan'ın hikayesini paylaştık. Bunlar bölgemizin hikayelerinin Türkiye'ye tanıtılması için önemli işlerdi. Bu işleri yaparken orada emek sarf edenlerin hikayesini çevremizdeki kişilerle paylaşarak farkındalık yaratmaya çalıştık. Bunlar da büyük ses getirdi. Bu çalışmaları zaman zaman önemli olan bu çalışmaları zaman zaman yapmaya çalışıyoruz. Bütün yapılan projeler yalnızca başlayıp bitmesiyle değil, bunlar yaşamın devam ettiği sürece devam etmesi gereken projeler. Aynı zamanda bu projeleri yaparak sanatı halkla bütünleştirmeye çalışıyoruz. Bu da halkla birlikte kaynaşmamızı, halka sanatı tanıtmamıza neden oluyor. Bu da bulunduğumuz yere sanat açısından büyük katkılar sunuyoruz. Ve toplum tarafından da büyük değer buluyoruz. Çevremizdeki herkese bu tür çalışmalara katılmayı davet ediyoruz. Projeyi gerçekleştiren ve 2 yıl boyunca projenin amatörleri ile belgesel tadında çekimler yapan Emrah Uysal, Mesut Erkoyun ve Dilek Arslan yaptıkları konuşmalarda hikayenin doğuşunu ve sonuçlarını anlattı. Meşhur kar helvasının başlangıç hikayesi olan karcılığın hikayesinin ardından kar helvasını da işleyeceklerini ifade eden üyeler, bu hikayenin de kısa sürede hayata geçirileceğini belirttiler. Bizim coğrafik işareti olan kar helvası projesiyle bu belgeseli çekmek için yola çıktık. Ancak sonrasında kar helvasını üreten kişilerin ne zorluklar yaşadıklarını çektiğimiz esnada kendi hayatlarındaki yaşadıkları zorlukların görüp
projeyi yön değiştirmek zorunda kaldık. Çok da güzel bir çalışma oldu bu projenin yön değişmesiyle. Başka bir boyuta gitti. İşte dört kuşaktır kar helvacılığı yapan kişilerin işte Nazilli'mizde, Aydın'ımızda yediğimiz sıcakta serinlemek için yediğimiz kar helvalarını ne zorluk şartlarda çıkardığını tespit ederken hayatlarındaki zorluklarını, yaşadıkları zorlukları görmek bizi daha derinden yaraladı. Onunla ilgili bir çalışma yaptık. Sağ olsun derneğimiz bununla yardımını esirgemedi. Hocalarımız çekimlere geldiler. Güzel bir çalışma oldu. İnşallah daha devamını sürdüreceğiz. Kar helvası ile ilgili projelerimizi geliştireceğiz. Ancak önce karın ticari tarafta ana maddesinin çıkarılışını Orhan amca vasıtasıyla yaptık. Bundan sonra da kar helvasının yapılış şeklini de anlataraktan Nazilli'mizde bulunan kar helvasını dünyaya tanıtmayı amaçlamaktayız. Bununla ilgili çalışmalarımızı hızla planlayıp o şekilde devam edeceğiz. O güzel anıların oluşması için böyle emeklerin verilmesi gerekiyor. Ve zor şartlarda, rakım olarak zor şartlarda, saat olarak zor şartlarda, ısı olarak, iklim olarak zor şartlarda çalışılıyor. Evet,